bon salaire pour une cité castro, yépiené, bir, FIFA Mobile videosu sadece öyle değil, yépiené, bir FIFA Mobile 19'un açılışı diyebiliriz buna. Çünkü bugün FIFA Mobile 18'i bitiriyoruz, tamamıyla bir daha FIFA Mobile 18 ile ilgili hiçbir görsel sunmayacağım. Yeni bir etkinlik gelse 19'u çıkartamasalar bile benden bu kadar. Bugün 125 kendi takımımızda elimizden geldiğince değişiklikler yapacağız ve bugün yeni sezon için bütün paketleri almaya çalışacağım sizlere. Arkadaşlar hızlı bir şekilde hemen etkinliklerimize dönelim. Şu kadro kurma görevlerini de son kez yapalım. Çünkü ben bu kadro kurma görevlerini çok severek yapanlardandım. Böyle hemen buradaki satamadığımız oyuncuları gönderelim. Bunlardan yeni bir oyuncu alalım. En azından derece basabileceğimiz bir oyuncu alalım. Bakalım ne geliyormuş. Bakalım 4KG ve 90'lı Kurzawa. Yeterli benim için. Derece basmam için uygun. Defanslarıma derece basabilirim Kurzawa'yla. Şimdi arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi şurada sezon öncesi var. Ve ben bu sezon öncesini bugün tamamlayabileceğimi düşünüyorum. 12.080'e kadar gelmişim zaten. Bolca bugün ay tuzu ve yıldız gücü harcamam gerekiyor. Bu arada kamera açısı için kusura bakmayın. Yeni bilgisayar geliyor. Yeni bir oda video gelecek sizlere. O yüzden değişiklikler yapıyorum. Ve bu da böyle hemen geçişme arasında bir şey oldu. Hemen bugün 96'lıkları alalım. Ve buradaki bütün haritadaki 96'lıkları bitirelim diyorum. Bolca 96'lık oyuncu çıkartacağız yani. 96'yı seçtim. 96'ya 4'ü aldım. Güzel oyuncular var 96'da da ama biz daha çok derece için kullanırız diye düşünüyorum. Yani bolca derece için 96'lık oyuncumuz olacak. Biliyorsun derece 2 de 96'lık istiyor. Şimdi burada Yarmolenko, Gerard Moreno, Toko Ekambi. Yarmolenko gelsin ya, çok tatlı duruyor ama Sein de olabilir. Sein defansta, defansta da bolca çünkü derece basacağım. Sein olabilir, Yarmolenko olabilir. Orta geliştirici paketi ve... Gerard Moreno geldi santrfor için ama bunu nasıl kullanacağım bilmiyorum. Çünkü zaten derece 3 olan bir Henry'm var. İnşallah bunu sol kanatlara falan batabilirim. Şimdi 96'ya 3'ü açacağım. Sezon öncesi fişimiz geldi. Buradan da 18 sezon öncesi fişimizi aldık. Hazırız. Buradan Nani, Schürrle, Westergaard, Lacazette. Ya Nani gelsin kardeşim ya. Nani yine de Fenerbahçe'de az da olsa oynadı. Yani bir de çok emeği dokunmuş bir futbolcumuz varken Nani... Lacazette geldi. Lacazette saçı da var ama Lacazette ama saçı var. Yani inanılmaz. Ben de inanamadım. Lacazette yazıyor saçı var. Çok acayip. 96'lıklardan devam ediyoruz. Tabi bu haritada yerleri doldurmak aslında sezon öncesi fişi katmamızı çok zorlaştırıyor. Bu da bir gerçek. Bu da 96'lık Aaron Martin, Bolasie, Inglese, Krijgovi, Williams varmış. Bakalım hepsini açacağız kardeşim. Sıkıntı yok. Hepsini açacak buranız. Ne geldi ne geldi. Bu arada hiç tanıdık isim göremedim. Krichoviak. Bunun ismini doğru söylediysen beni buraya yatırız. Yani Krichoviak dedim ama büyük ihtimalle yanlış söylemişimdir. Yani hiç bana güvenmeyin bu bakımdan. 96'ya 1'i açacağım, hiç uzatmayacağım. 5 sezon öncesi fişi tabii ki. Başka ne verecek Davel? Daha buraya gelmedin. Carillo, Jurada, Hernandez, Daniel Podenso, Van Bloom. Hiçbirini tanımıyorum. Bastım. Bak şimdi bak 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 çıkacak karta bak 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 çok şaşırdınız. Daniel Podenso sağ forvet. Vallahi bu büyük ihtimalle Hazard'a gider. Bu Hazard'ın derecesi. Evet 96'yı da bitirdik haritada. 93'ten biraz açacağım. Sonrasını yıldız gücünü bitirmek için kullanacağım. 93'e 4'ü bir açalım. 50 sezon öncesi fişini de aldık. Burada... Hradeki Akerbi Badelji Utudyub. Hepsinin isimleri böyle tek kelime gibi. Evet açıldı Uterbi. Badelji kardeş. Arkadaşlar şimdi hızlı bir şekilde biraz yıldız gücü bitireceğim. Sonra kalanlarla bir şey yapmaya çalışacağım. Haritada yer doldurmaya çalışacağım. Hemen bunları bitirip geliyorum. Evet oyuncular burada haritada bayağı bitirdik. Ve bayağı sezon öncesi fişi kastık. Hemen sezon öncesi fişinde ne kadar ilerlediğimize bakalım. Jumbo XP paketlerinde 250 geliştirici ve bolca jeton alacağız yine. Görmüş olduğunuz gibi hemen bunları hızlıca açacağım. Jumbo oyuncu paketi. Bunları da zaten yeni sezonda açmak için çok heyecanlıyım. Son Jumbo XP paketimizi de açalım. Jumbolar bitiyor galiba bu Jumbo XP paketiyle. Yine bolca jeton ve antrenman XP'si kattık. Zaten ben bayağı yine oyuncu da sattım. Yine bugün iyi bir geliştirme yapacağız. Ve kaleci Courtois'ı takımıma katıyorum. Herhalde bu da son oyuncu olacak aldığım. Ve hem yeni sezon için hem de eski sezon için görmüş olduğum gibi Courtois'ı aldık. Jumbo oyuncu paketlerini burada yeniden gördük. Jumbo XP paketi de şimdi karşımızda. Büyük program paketi de açtığımız son paket oluyor.
Ronaldo'ya sadece 350 tane sezon öncesi gerekiyordu. Bunu tabii ki kasamadık haritayı bitirmek istediğimiz için. Haritayı bitirmeye çalışmasaydık kasardık ama zaten önümüzde daha bunun zamanı var. Yaklaşık 10 gün var. Ben bunu kesinlikle alacağım fakat siz göremeyeceksiniz. Belki yeni sezona bir bakış attığımızda ben size gösteririm ama şu anda bunu artık yeni sezonda göreceksiniz. Şu anda 87 milyon jetonumuz oldu ve bolca becerimiz falan oldu. Bugün beceri paketi açabiliriz yine çünkü bayağı becerilerimiz yine 16'ya yaklaştı. Bakalım şansımızı buradan da deneyebiliriz. Öncelikle oyuncularımı geliştirmek istiyorum. Bilmiş olduğunuz gibi Nainggolan'ı çalıştırmamıştım. Max yapmamıştım. Bugün öncelikle Nainggolan'ı max yapmak istiyorum. Önce 25.000 antrenman XP'lerinden hangisi ona yarıyorsa onları harcayarak Nainggolan'ı bir max yapalım artık ya, bitsin. Şuradan bir de 5'lik koyarsam Nainggolan'ı 1.289.000 jetona Nainggolan'ı max yaptık ve 115 gen oldu. Bir de burada Mina'mız vardı. Mina'yı da max yapamamıştık. Maxladım 2.400.000 jetona. Şu anda takımım ilk defa full max arkadaşlar ve bu benim için çok gurur verici bir tablo çünkü çok geç başladım FIFA Mobile oynamaya. Bu 32. videomuz. 32 videoda sizlerle birlikte her anı paylaşarak bu kadar gelişebildim. Şimdi tabii ki yine derece basmalarımız gerçekleşecek. Öncelikle kaleci olarak Handanovic'e bakmak istiyorum. Çünkü 90 genlik bir oyuncumuz yok ve 95 genlik oyuncularımız hiç yok. Bunun için ben bugün hani yeni oyuncu almak istemiyorum. Olanlarla tak 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 geliştirmek istiyorum. Tabii bir tane 90'lık oyuncu alacağım. Başlangıçta bir 90'lık vereceğim ama diğer oyuncuları rastgele vereceğim çünkü zaten sezon bitiyor. Bu da 5.948'e 90 genlik bir kaleci var. Bunu hemen gen basmak için kullanacağım ve takıma katacağım. Bir tane de Handanovic kopyası satın aldım. Handanovic kopyasını bırakıyorum. 90'lık kalecimi bırakıyorum ve 98'lerden Karyus'u hemen açıyorum. Karyus'a buradan elveda diyelim. Zaten öbürer 97'lik koysam da olur. O yüzden çok önemli değil. 3 milyon da derece yükseltme jetonu verdikten sonra Handanovic'i derece 1 yapıyoruz ve derecesi yükseliyor. Hemen derece 2 için 91, 96 ve de 99'luk değil ama Handanovic kopyası koymam gerekiyor. Hemen buradan 2 tane daha Handanovic kopyası aldım. Handanovic kopyasını veriyorum. 93'lük bir adam veriyorum ve 97'lik Kurtuva'yı veriyorum. 3 milyon 250 bine jetona yallah diyorum. Handanovic bir derece daha yükseliyor. Derece 2 oluyor. Ve hızlı bir şekilde durmadan bir Handanovic kopya, bir 98'lik 97'lik Kurtuva ve Rui Patricio'yu da attıktan sonra Handanovic'in derece işlemini sonlandırıyorum. Tabii ki daha fazla basabilirdim alıp ama dediğim gibi zaten sezon bitiyor. Çok uzun ömürlü olmayacak. Bunlar böyle zevkine bastığım oyunu, zevkine, eğlencesine bastığım şeyler. 128 olarak güncellendi. Hemen Nainggolan'a bakmak istiyorum. Derecesini yükseltmek istiyorum. Çünkü onun derecesini yükseltememiştik. Nainggolan'ın derece basmak için de 2 tane kopyasını aldım. Bakalım şimdi istediğimiz gibi olacak mı? Bir de 94'lük oyuncuya bir gen basıp 95 yapmak istiyorum Golovin'e. Şuradaki bakalım 25.000'liklerden hangisi işliyor ona? Evet, hiçbiri işlemiyormuş. O yüzden şu 75.000'liklerden kullanıp hemen bitirelim. Şuradan şöyle bir tane daha koyarsak oluyor. Ve hemen bunu da 95 gen yaptım. Nainggolan'a derece için giden oyuncularımdan birisi daha oldu. Ve derece yükseltmek için Sigurdsson'u koyuyorum. Nainggolan'ın bir kopyasını ve de yeni geliştirdiğim Golovin'i 95 olarak yaptığım Golovin'i veriyorum. Ve 2 milyon jeton karşılığında Nainggolan'ımız derece 1 oluyor. Hemen bakalım ikinci derece için 90'lık bir oyuncu, 91'lik bir Pirlo koyabilirim. Şimdi 96'lık oyunculardan da Lekelso yeni çıkarttığımızı verip hemen Nainggolan'da derece 2 yapmayı başardım. Bu da tabii ki takım genimiz olarak da 2 gen yükseldiğimiz anlamına geliyor. Ve görmüş olduğunuz gibi 130 gen olduk. Şu anda derece basmadığımız bir Mina kaldı. Mina'yı da hemen sizlerle birlikte derecelendirelim. Ne gerekiyormuş? 90'lık ve 95'lik David Luiz'i biraz geliştirmemiz gerekiyor. Kopya olarak da kendisi varmış zaten. Bunu kullanalım. Zaten satılamayan bir oyuncu. Ve Mina'yı da sizlerle birlikte hemen derecelendiriyoruz. Kurzawa'yı veriyorum yeni çıkarttım. David Luiz'i veriyorum ve derece 1 için 2 milyon jeton veriyorum. Bakalım görüntüsü değişecek mi? Değişmedi ama derecelendi yine. Çok güzel oldu. Hemen orta sahadan devam etmek istiyorum. Ya da forvetlerimize bakalım. Bakalım burada ne geliştirebilir? 91'lik ve 96'lık bir oyuncuyla Muhammed Salah kopyası istiyor bizlerle. Hemen bir Salah kopyası bulup geleceğim. Bir Muhammed Salah kopyası koydum.
1.91'lik buradaki oyuncumuzu da açtım ve Moreno da Muhammed Salah için gidiyor. Muhammed Salah derece 2 oluyor kardeşim. Derece 2 bu adam artık. Eden Hazard'a bakmak istiyorum. Eden Hazard da çok derecelendirmek istediğim oyunculardan. Eden Hazard'ı çalıştıracağım. Burada bir Hazard kopya, bir Aubameyang koyacağım. Ve 96'lık Daniel Poncendo'yu buraya atacağım ve Hazard da derece 2. Go with you, go with you Hazard derece 2. Hemen sona bakmaya geldim. Son için de bir kopya almam gerekiyor. Evet, sonu artık çalıştırmaya hazırım. Bir kopya koyuyorum. Bir 91'lik oyuncu ve bir de 96'lık Koriçi Hoviak. Ve derece 2 için son tamamıyla hazır. Ve derece 2'ye yükseldi. Evet, duramıyorum arkadaşlar. Sona hemen bir derece daha atmak için 92'lik Pellegrini'mi açıyorum. Ve Freddy katıp sonu maalesef ve maalesef değil, derece 3'e yükseltiyorum. Sonda artık derece 3'lük oyuncular maratına girdi. Ve burada bir adam yükseltilecekse o Thierry Henry olur diyenler için 93'e 98 oyuncularımı açıyorum. Lemar ve 93'lük oyuncumu kolup Thierry Henry'yi derece 4 yapıyorum kardeşim. Duramıyorum bu adamın. Görüntüsü değiştikten sonra duramadım. Burada 94'lük bir oyuncu koyup aynı zamanda da Honda'yı 99'a basıp bir derece daha attırmak istiyorum. Bunun nedenini inanın bilmiyorum. Honda'yı çalıştıracağım. Yani bu adamı neden bu kadar sevdiğimi birisi bana açıklarsa gerçekten geliştirmeyi bırakacağım. Yeni sezonda almamayı düşünüyorum. Yeni sezonda TRM olmasını istiyorum takımımda. Çünkü olursa sırf onu geliştireceğim yine. Ve buradaki son gelişikliği de yapıyorum. 94'lük Batshuayi ile 99'a bastığım Honda'yı koyup 3 milyon jetonla da Thierry Henry. Bu da artı 5 derece oluyor. Yeni derecesi için de 95'e 100 istiyormuş. Bunu da bulamayız herhalde. Hemen Jota Kalon'da 20-97 gen yapmam lazım. Bunun nedenini birazdan göreceksiniz. Ve 3 milyon jetonla Jota Kalon 97 gen yaptım. Arkadaşlar çok kararsız kaldım. Hazard mı Salah mı diye çok düşündüm ama Hazard'ı geliştirmek istedim. Eskiden Hazard'ı daha çok severdim. Ve Muhammed Salah daha yeni bir oyuncu. Ben biraz vefalıyım, etkilerime daha çok tutarım. Hemen burada görmüş olduğunuz gibi Hazard'ı da derece 3 yaptım. Aslında geliştirebileceğim bayağı derece var ama hala şu anda bu kadarlık yeter diye düşünüyorum. Yeni sezonda daha iyi hedefler koyalım kendimize. Bu sezon 137 gen olduk. Diğer sezon 150 gen olmaya çalışalım. Ve ben son olarak bütün jetonlarımla beceri alacağım. Bakalım buradaki becerilerden birini de olsa tamamlayabilecek miyim? 8 gende kaldık ama maalesef 20 milyonluk da açsam becerilerimi aksayamadım, yaklaşamadım bile. Bayağı açmam gerekliydi bir 20 milyonluk daha geliştirmek için. Sağlık olsun diyelim. Bu sefer bu şekilde bitirdik FIFA Mobile serimizi. FIFA Mobile 2019'da görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın.